Merhabalar arkadaşlar. Bugün gayet sulu bir derste yine beraberiz. Çünkü konumuz ne? Yeryüzündeki sular arkadaşlar. Peki neler yapacağız bugün? Hatırlayalım geçen dersimizde ne yapmıştık arkadaşlar? Yeryüzündeki sulardan özellikle okyanuslar ve denizler kavramlarını ele almıştık. Akabinde akarsular, Türkiye akarsuların genel özelliklerini vurgulayıp arkadaşlar konumuzu bitirmiştik. Bugünkü dersimizde ne yapacağız? Evet, dünya üzerindeki suların diğer bölümü yani özellikle göller ve ne yapacağız? Yeraltı sularını ele alacağız ki bu çok önemli detay. Çünkü arkadaşlar şunu hatırlayalım. Total su yani dünyada var olan total suyun %97'si tuzluydu. Bunlarla ilgili kısmı konuştuk zaten. %3 tatlı su kısmındayız işin arkadaşlar. Burada bu %3'ün arkadaşlar %68.3'ünü buzullar oluşturuyordu hatırlıyoruz. Değil mi? Özellikle kutup bölgeleri su kaynaklarının en fazla olduğu yerler olarak yorumlanıyor bu nedenle. %31.4'ü ise yeraltı suları oluşturmuş. Evet bugün konularımızdan bir tanesi. Önemli ayrıntılardan biri arkadaşlar. Ama yüzey sularının oranına baktığımızda en büyük pay kime ait? Göllere. Onun için de biz bugün arkadaşlar ne yapacağız? Önce göllerin özelliklerinden bahsedeceğiz. Göl sularının özelliklerini belirleyen faktörler neler ve göl tipleri. Ama bakın çok önemli bir detay arkadaşlar. Burada vurgu yapmak istediğim bir ayrıntıdır. Daha önceki yıllarda çıkmış sınav soruları var göllerle ilgili. Ama doğrudan göl ismi sorulması gibi bir durum söz konusu değil. Özellikle TYT sınavının yapısı ve mantığı itibariyle arkadaşlar şu var. Evet göl sularının özelliklerini etkileyen faktörlerle ilgili sorular gelebilir. Nasıl faydalanıldığımızla ilgili evet örnekler gelebilir, sorular gelebilir. Ancak doğrudan göl ismi sorulması çok mümkün bir durum gözükmüyor. Peki ne yapacağız biz arkadaşlar? Öncelikle göllerle ilgili ele almamız gereken birkaç detay var. Gelin isterseniz bunu bir irdeleyelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Altını kırmızıyla çizmiş olduğumuz başlığa dikkat edeceğiz gençler. Ne diyor? Göl sularının kimyasal özelliklerinin farklı olmasında etkili olan faktörlerden bahsetmiş. Ne demek kimyasal özelliğinin farklı olması? Yani sularının tatlı olması, tuzlu olması, sodalı olması ya da acı olması gibi detayları belirleyen faktörlerin neler olduğuna bakacağız ki burada ilk başlığımız neymiş arkadaş? Göl gideğinin olup olmaması. Arkadaşlar evet bu bizim için önemli faktör. Birazdan bunu ayrıntılı bir şekilde açıklayacağız arkadaşlar. Gölün bir gideğini varsa yani göl sularını dışarıya boşaltan, gölün sularını devir daim eden bir akarsu varsa arkadaşlar göllerin suları genelde ne oluyormuş? Tatlı oluyormuş, içilebilir oluyormuş. Bu ayrıntıya dikkat edeceğiz arkadaşlar. Ne varmış başka arkadaşlar? Göl havzasının iklim koşulları. Değil mi? Bu çok önemli arkadaşlar. Hangi coğrafyada bulunuyor? Nasıl bir iklim koşulu var? Bol yağış alan bölge mi? Kurak bir bölge mi arkadaşlar? Soğuk bölge mi? Buzullarla mı besleniyor? Bu gölün göl sularının yapısını fazlaca etkileyen bir unsur. Bu araştırmanın fazla olduğu yerlerde biliyorsunuz tuzluluk artar gibi detay. Ya da şimdi hemen bir sonra alacağımız detayda göle ulaşan kaynakların az ya da bol su taşıması değil mi göl sularını etkiliyor. Aynı şekilde göl çanağının jeolojik yapısı yani kayaç yapısı. Göl çanağının yapısı ne? Kireç taşlarından değil mi? Karstik kayaçlardan mı oluşuyor? Tuzdan mesela Tuz Gölü'nü düşünelim arkadaşlar. Tuz Gölü'nün tabanına baktığımızda ana kayaç yapısı yoğun sodyum içeriyor. Yani tuzdan oluşuyor. Dolayısıyla da aşırı buharlaşmanın olduğu için Anadolu bölgesinde yazın neredeyse Tuz Gölü tamamen kuruyor. Ve geriye kalıyor arkadaşlar? Bembeyaz bir tuz yatağı kalıyor. Unutmayalım Türkiye'nin tuz ihtiyacının yarıdan fazlası nereden karşılanıyor? Tuz Gölü'nden bu anlamda arkadaşlar. Önemli. Şimdi burada irdelediğimizde bakın iklim koşulları önemli. Yani gölün bol yağış alması, o bölgenin göl sularının tatlı olmasına etkili olabiliyor ya da buharlaşmanın fazla olması, tuzlu olmasına sebep olabiliyor. Bu göl sularının özelliklerini etkilen faktörden bir tanesi arkadaşlar. Göle ulaşan kaynaktan az ya da bol su taşıması. Şu çok önemli. Göl neyle besleniyor arkadaşlar? Bakın mesela Van Gölü sodalı bir göl bizim göl değil mi? Van Gölü sodalı. Neden sodalı? Çünkü yeraltı kaynaklarına besleniyor. Buradaki espri bu. Van Gölü'ndeki espri bu. Gölün neyle beslendiği? Yani yağmur sularıyla mı, kar sularıyla mı arkadaşlar? Bir akarsuyla mı? Değil mi? Bunlar çok önemli. Yoksa bir kaynak suyla mı besleyip beslenmediği? Burada göl sularının özelliği belirleyen faktörlerden bir diğeri. İşte dediğimiz gibi göl çanağının jeolojik yapısı kireç taşlarından mı oluşuyor? Yoksa işte dediğimiz gibi yoğun sodyum içeren kayaçlar varsa tuzlu bir yapı ortaya çıkıyor. Tuz gölünde olduğu gibi örneklemesini yapmıştık. Ve gölün büyüklüğü ve derinliği etkilidir demiş arkadaşlar. Aslında derinlikten çok burada vurgu önemli olan göl yüzeyinin genişliğidir. Neden? Buharlaşma yüzeyinin genişliğini belirlediği için arkadaşlar mutlaka tuzluluk üzerinde ya da göl sularının acı ya da tatlı olması üzerinde belirleyici rol oynuyor arkadaşlar. Gölün geniş bir coğrafyayı kapsaması ki düşünün mesela bir Hazar Denizi diyoruz biz ama aslında bir ne göl. Çünkü herhangi bir okyanusla bağlantısı yok arkadaşlar. Düşünsenize kuzeyinde farklı bir iklim, güneyinde farklı bir iklim, doğusunda farklı bir iklimle karşılaşabiliyorsun. Dolayısıyla gölün farklı enlemlerinde ya da noktalarında farklı iklim koşuluna bağlı olarak göl su özelliklerinde değişimler gözlemlenebiliyor arkadaşlar. Evet gelelim şimdi arkadaşlar bu detaydan sonra
Göllerden bahsedeceğiz ama öncesinde şöyle bir detay açmak istiyorum ben sizlere. Göl türlerimize geçmeden önce. İki şekil çizmişim sizlere çocuklar. İlk şeklimizde bir kapalı havza örneği vermişim arkadaşlar. Ne görüyorsunuz? Burada bir gölümüz var. Göle gelen iki tane akarsu var gölü besleyen. Ama gölden dışarıya çıkan herhangi bir akarsu yok. İşte bu yapıdaki göllerin suları nasıl oluyormuş arkadaşlar? Acı ya da tuzlu oluyormuş ya da sodalı. Evet, önemli bir ayrıntı bu arkadaşlar. Kapalı havza deniliyor. Kapalı havza gölleri deniliyor böyle göller arkadaşlar ki unutmayalım Türkiye'de nereler dikkat çekiyordu bu anlamda. Hatırlamaya çalışayım arkadaşlar. Evet, özellikle Tuz Gölü ve Van Gölü değil mi? Bu yapıda göllere en net örneklerdi. Zaten burada örneklemişiz. Van Gölü sodalı bir göldür. Tuz Gölü değil mi? Aşırı tuzlu suyunu kullanamıyoruz arkadaşlar. Hatta ne dedik? Yazın tamamen kuruyor. Kapalı havza göllerin en güzel örnekleri. Gelelim. Ne olmuş burada bakalım. Yine bir gölümüz var arkadaşlar. Buradan bir akarsu gelmiş beslemiş. Buradan bir akarsu beslemiş. Ha buradan ise bir akarsu gölden dışarı çıkmış. İşte biz buna arkadaşlar ne diyorduk? Gideyen. Bu çok önemli. Bakın G'yi yapalım. Gideyen. Gideyen diyoruz. Ya da Türkçe karşılığı göl ayağı. Göl sularını dışarıya boşaltan bir akarsu varsa gölün suları tatlı oluyor. Ve biz böyle gölleri açık havzalı diyoruz arkadaşlar. Örneğin Marmara Bölgesi'ndeki Sapanca Gölümüz ya da işte bugün artık Tuz Gölü neredeyse tamamen kurumak üzere olduğu için Türkiye'nin en büyük gölü olarak adlandırılan Beyşehir Gölü de tatlı su göllerimiz örnektir. Birçok örnek verebiliriz arkadaşlar. Saymakla bitiremeyiz bunu. Ama en net bilinen iki örnekte işte Marmara Bölgesi'nde Sapanca, Akdeniz Bölgesi'nde ise Beyşehir Gölü örneklerini vermemiz mümkün arkadaşlar. Ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi öncelikle şöyle bir detay ele alalım. Gelelim şu Türkiye haritasını bir açalım. Türkiye haritasında göllerimizin konumlarına bakalım arkadaşlar. Önce şunu bahsedeyim arkadaşlar. Oluşum bakımından iki göl var doğal oluşum bakımından. İki göl modelimiz var. Bunlardan bir tanesi ana kaya üzerindeki çukurlaşmalara bağlı. Bu çukurların sularla dolmasıyla oluşuyor. Nedir? Tektonik bir faaliyet oluyor. Yani fay hatlarına bağlı kırılmalar, çökmeler, çukurlaşmalar oluyor. Bunlar sularla doluyor. Tektonik göller meydana geliyor. Karstik erimeler olduğu zaman oluşan çukurlarda karstik göller oluşuyor. Ya da bir volkan patlıyor. Ağzındaki çukur zamanla suyla doluyor. Ne diyoruz? Krater gölleri ya da volkanik göller diyoruz arkadaşlar. Ya da buzulların işte kazdığı çanaklarda erimesi sonucu buzlu gölleriyle karşılaşabiliyoruz. Bir de arkadaşlar akarsu yataklarının, yani akarsu bir vadisinde değil mi? Neydi? Akarsu'nun her iki tarafındaki yamaçlarla beraber içinde aktığı yatağı vadi diyorduk. Akarsu vadisinin bir doğa olayı sonucunda tıkanmasıyla o setin bir şey oluyor ve tıkanıyor vadi. Tıkanan noktanın gerisinde oluşan göllere ise set gölleri diyoruz ki bunları da birazdan detayları da ele alacağız. Yani iki tür gölümüz var. Ne dedik arkadaşlar? Ana kaya ya da diğer adıyla yerli kaya gölleri ya da arkadaşlar ne dedik? Set gölleri olarak iki göl grubumuz mevcut. Türkiye'ye baktığımızda arkadaşlar önce bir genelleme yapalım sonra göl isimlerine geçelim. Şunu vurgulamak lazım. Göller açısından nereler zengin baktığımızda özellikle şu Batı Toroslar kısmına dikkat edin arkadaşlar. Bu alanda göllerin oldukça zengin olduğunu görüyoruz. Burada Beyşehir Gölü, Eğirdir Gölü, Burdur Gölü, Acı Göl, işte Kovada Gölü, Suğula Gölü, Ak Göl gibi birçok gölle karşılaşıyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında Marmara Bölgesi göller yönünden çok zengindir. Bakın ki Marmara'daki göller özellikle tektonik oluşum yani fay hatlarına bağlı oluşan göller dikkat çekiyor. Sapanca Gölümüz, İznik Gölü, İznik Gölümüz, Ulubat Gölümüz ve Manyas Kuş Cenneti olarak tanıdığımız Manyas Gölümüz arkadaşlar Marmara'da dikkat çekiyor. Hatta Marmara'da bunların dışında Kıyıset Gölü adını verdiğimiz Büyükçekmece ve Küçükçekmece gölleri hatta Durusu Gölü yani Terkos Gölü ile de karşılaşıyoruz. Göller yönünden oldukça zengin bölge Marmara. İç Anadolu'da işte görüyorsunuz Tuz Gölü ki Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü arkadaşlar bir volkanik set gölü olarak bilinir. Lav set gölü olarak bilinir. Bu bölgede göllerin oldukça zengin olduğunu görüyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz bu mavilikler arkadaşlar baraj gölleridir. Yani akarsular üzerinde yapılan baraj göllerinin görüntüleridir. Onu belirtelim. Hatta küçük bir detay verelim. Evet Doğu Anadolu'da Van Gölü çevresinde göller var. Burada Tuz Gölü net olarak bir örnek. Akşehir ve Eber gölleri var yine İç Anadolu bölgesinde. Ege bölgesinde de özellikle iç kısımlarda göller görebiliyoruz işte. Özellikle güneyde Bafa ve Köyceğiz gölleri dikkatimiz çekiyor arkadaşlar. Kuzeyde Marmara Gölü dikkatimiz çekiyor. Ama bakın Türkiye'de doğal oluşumlu göl olmayan tek bölge var arkadaşlar. Evet bir bölgemizde doğal göl yok. Neresi? Güneydoğu Anadolu bölgesi. Bunu da bir ayrıntı olarak aklımıza tutacağız. Güneydoğu Anadolu bölgemizde doğal göl yokmuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar göllere ait örnekler vereceğim sizlere. Bu şablonumuz üzerinden, ders kitabımız üzerinden gideceğiz. Dediğim gibi göl isimlerini birebir ezberleyin demiyorum size. Ama tabii ki dünya genelinde böyle çok bilinen, değil mi? Ön planda olan, çok konuşulan bazı göller var Türkiye'de de dünyada da. Bunları örnekler vererek arkadaşlar göller kısmını tamamlayacağız.
Evet, buradan bir giriş yapalım. Tektonik göl ne dedik? Fay hatları üzerindeki çukurlarda oluşan göller arkadaşlar. Türkiye'den örneklerle başlıyoruz arkadaşlar. Tuz Gölü, evet arkadaşlar. Tuz Gölü'nün kuzeyde Ankara, güneyde Konya ile sınırı olduğunu biliyoruz. Yine Akşehir Gölü, Konya'ya bağlı Eber Gölü, İç Anadolu'da bakın. Marmara'da oldukça ki Türkiye'nin en büyük göllerinin ikinci gölü olan demek ki Tuz Gölü ne kökenliymiş? Tektonik kökenli, yani zamanında fay hatlarına bağlı oluşmuş bir gölmüş. Dikkat edin, Marmara bölgesindeki göller tektonik oluşumdur dedim sizlere. Manyas, Ulubat, İznik Gölü arkadaşlar tektonik yapıda. Doğu Anadolu bölgesine gittiğimizde Elazığ sınırları arası içinde kalan işte Hazar Gölü'nü yine bir tektonik göl yapısı içerisinde ele alabiliyoruz. Dünya açısından baktığımızda arkadaşlar Rusya'da Baykal Gölü, ki Baykal Gölü en derin göl olarak bilinir dünyada, bu yapısıyla dikkat çekiyor. Yine bir felaketle karşımıza çıkan Aral Gölü çocuklar, son 25 yıllık süreç, 25-30 yıllık süreç içerisinde bu göl neredeyse sularının hacminin %75'ini kaybetti ki bir zamanlar göl olan arkadaşlar, balıkçılık yapılan bir göl düşünün. O kadar büyük bir göl, hemen Hazar Denizi'nin doğusuna kalan bölgedeydi arkadaşlar. Yanlış tarımsal faaliyetler sebebiyle bugün sularının %75'ini kaybetti ve bugün gölün olduğu bölgede artık zehirli tarım ilaçlarından dolayı zehirli bir çölle karşılaşıyoruz arkadaşlar. Evet, Lut Gölü İsrail'de çocuklar. İsrail doğusundan Türkiye'ye doğru gelen Rift Kırık Hattı'nın bir devamı olan çocuklar, Gor Çukurluğu denilen bir alan vardır. Bir fay hattı vardır arkadaşlar. O çukurluğun içerisinde oluşmuş ve yüzeyi deniz seviyesinin neredeyse 200 metre altında olan bir göldür Lut Gölü çocuklar. En tanınan özelliği de şudur. Yoğunluğu o kadar fazladır ki, tuz yoğunluğu çocuklar. Aynen bir deniz yatağının üzerine yatıp gazete okur gibi suyun üzerine yatıp arkadaşlar gazete okuyabilirsiniz, batmazsınız. Yani böyle bir özelliği vardır bu gölün. Victoria Gölü arkadaşlar Tanzanya'da, Tanzanya-Uganda arasında Afrika kıtasının en büyük gölü olarak bilinir. Yine Tanganyika Gölü Afrika'da önemli göllerimizden bir tanesi. Kazakistan'da Balkaş Gölü önemli bir göl olarak biliniyor. Tektonik göller grubunda ele alacağımız göller arasında çocuklar. Gelelim volkanik göller diyelim Türkiye'de çocuklar. Volkanlar nerede yoğundu hatırlayalım. Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde dikkat çekiyor. Çekiyordu ki burada yine karşımıza çıkıyor. Türkiye'deki vurgularla gideceğiz arkadaşlar. Özellikle Nemrut Gölü, Nemrut Kratar Gölü, yani net bilmeniz gereken örnek midir? Türkiye'de volkanik göl diyorsak bilmeniz gereken göl Doğu Anadolu bölgesinde Bitlis sınırları içerisinde kalan çocuklar. Evet, Nemrut Dağı'nın zirvesinde bulunan Nemrut Kratar Gölü'dür arkadaşlar. Çok detaya girmeden, uzatmadan geçelim. Karstik göller ne dedik? Kolay eriyen karaçların bulunduğu arazilerde değil mi? Suyun karaçların eritmesiyle oluşan çukurların sularla dolmasıyla oluşan göllerdir. İlginç isimleri var gerçekten. Bakın Salda Gölü, Kestel Gölü, Kızören Gölü, Kızören Gölü ki Konya'nın güneyinde bir obruk gölüdür çocuklar bu. Avlan Gölü, Timraş Gölü gibi dediğim gibi çok detaylı isimler var. Özellikle şunu bileceksiniz. Karstik göller nerede sorusuna cevap verebilmeniz önemli. Bu da neredeymiş arkadaşlar? Akdeniz bölgesinde. Evet, göllere devam edeceğiz arkadaşlar. Diğer bir gruba geçeceğiz şimdi göllerle ilgili. Buradan devam edelim. Evet, yine Anakaya göllerinden bir deri olan arkadaşlar buzul göllerinden bahsedeceğiz. Neydi? Buzulların kendi kazmış oldukları çanak içerisinde zamanla erimeleriyle oluşuyordu ki sirk gölleri adı da veriliyordu. Buzul göllerine arkadaşlar buna bu detaya dikkat edelim. Özellikle arkadaşlar bakın Bursa Uludağ'da Karagöl, Aynalı Göl ve Kilinli Göl gibi örnekler var. Yine Doğu Karadeniz'de Kaçkar Dağları'nda arkadaşlar birçok örnekleri var. Bakın Aygır Gölü Erzincan'daymış. Dipsiz Göl Rize'de, Balık Gölü Rize'de. Amerika özellikle buzul gölü diyorsa tabii ki iki ülke çok dikkat çekiyor dünyada. Biri Kanada, biri Finlandiya arkadaşlar ki Amerika'ya baktığımız Amerika kıtasında özellikle Superior Gölü ve Michigan Gölleri arkadaşlar en büyük buzul gölleri olarak dünyada dikkat çeken göller arasında arkadaşlar. Evet, gelelim hemen set göllerimize bakalım arkadaşlar. Onları bir değerlendirelim. Set gölleri dediğimiz zaman dedik ya, doğal bir setle akarsuyun önü tıkanıyor. Eğer bir heyelan sonucu bir akarsuyun önü tıkanıyorsa bunları heyelan set gölü diyoruz ki heyelanlar en çok hangi bölgemizde oluyordu? Karadeniz bölgesinde. Dolayısıyla da bu göllere daha çok Karadeniz'de rastlıyoruz arkadaşlar. Bakalım Abant Gölü. Yedi Göller, Bolu'da çocuklar çok önemli. Aynı zamanda çok önemli turistik merkezlerdir buralar arkadaşlar. Doğal güzellikleri açısından çok meşhurdur. Abant ve Yedi Göller Bolu'da arkadaşlar. Sera Gölü Trabzon, Tortum Gölü Erzurum'da ve Zinav Gölü Tokat'ta arkadaşlar. Heyelan Set Gölü olarak karşımıza çıkan göllerimiz. Hemen bakalım Alüvyal Set Gölü'ne. Alüvyal Set Gölü dediğimiz zaman arkadaşlar neydi alüvyal? Akarsuyun taşıdığı malzeme. Resmen akarsu ne yapıyor? Harakiri yapıyor. Kendi taşıdığı alüvyonları eğimin azaldığı yerde kendi yatağı içinde zamanla biriktirmeye başlıyor ve kendi yatağını tıkayarak arkadaşlar o alüvyonların arkasında bir göl oluşturuyor. Bu gölleri alüvyal set gölü diyoruz çocuklar. Özellikle Bafa ve Köyceğiz gölleri Ege bölgesinde dikkat çekerken arkadaşlar Trabzon'da Uzungöl yine bir
Ali Yüel Setgül'ü, hatta tartışmadır iki üniversite arasında ama son nokta konulmuş ve denilmiş ki Uzungöl bir artık Ali Yüel Setgül'ü olarak kabul ediyor. Eymir ve Mogan Gölleri İç Anadolu bölgemizde yer alıyor ki özellikle Eymir Gölü arkadaşlar ODTÜ Üniversitesi'nin kampüsü içinde kalmaktadır. Küçük bir anekdot olarak aklınızda bulunsun. Devam edeceğiz arkadaşlar göllerimize. Bakalım ne varmış başka. Şurada diğer örneklerimizi alalım. Ne varmış başka? Lafsetli Gölleri ile Kıyıset Göllerimiz var arkadaşlar. Lafsetli Gölü'ne bir volkandan çıkan lavlar bir akarsuya yatağını tıkayınca arkadaşlar arkada oluşan göle Lafset Gölü diyoruz ki Türkiye'deki en güzel örneğimiz neydi? Van Gölü ve onun etrafındaki çocukları. Kim onlar? Çıldır Gölü, Erçek Gölü, Nazik Gölü gibi örneklerimiz karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ve Kıyıset Gölleri yani lagünler. Evet neydi lagün arkadaşlar? Bir koyun ağız kısmının bir kıyık okuyla kapanması sonucunda oluşan göllerde hatırlayalım. Büyük Çekmece, Küçük Çekmece ve Terkos Gölleri Marmara'da bu yapıya en net örnekler olarak karşımıza çıkıyor. Dediğimiz gibi arkadaşlar çok uzatmayacağız. Bir de karma göller var arkadaşlar. Nedir karma göl yapısı? Karma göllerde şuna dikkat edeceğiz. Özellikle oluşumunda birden fazla faktör etkili. Mesela Beyşehir ve Eğirdir göllerine bakarsak Akdeniz bölgesinde hem karstikler hem de oluşumlarında tektonik etkiler söz konusu. İşte Van Gölü'ne bakıyorsunuz arkadaşlar. Hem volkanik faaliyetler etkili olmuş oluşumda hem de tektonik olaylar sonucunda oluşan bir göldür arkadaşlar. Bu şekilde karma oluşumlu göllere de rastlamamız mümkün arkadaşlar. Evet sırada neyimiz var arkadaşlar? Yeraltı suları ve kaynaklara geçiş yapacağız. Burada şunu vurgulayayım. Yeraltı suyu nedir arkadaşlar? Yağan yağmur sularının, kar sularının ya da eriyen buzul sularının yer altına sızdıktan sonra geçirimsiz bir tabakanın üzerinde birikmesiyle oluşur yeraltı suları. O geçirimsiz tabakanın adı da kildir çocuklar. Toprağın altında ve tabakalar arasında bir kil tabakası vardır. Kil suyu çektiği zaman şişer çocuklar ve suyu ne yapmaz? Geçirmez. Dolayısıyla kil tabakasının üzerinde su zamanla birikir ve yeraltı su tabakasını oluşturur ki yer altında suyun bulunduğu bu tabakaları biz akifer, tekrarlıyorum çocuklar, akifer adını veririz. Yeraltı su tablası çocuklar. Evet akifer. Nedir? Bu suyun doğal ya da beşeri yollarla yüzeye çıktığı noktaları ise kaynak diyoruz. Kısaca arkadaşlar kaynak türlerimizden bahsedeceğiz. Yamaç kaynağı bakın ne demiş? İki geçirimsiz tabak arasında yüzeye çıkan kaynaklardır. En yaygın kaynak türüdür. Tarım alanlarının sulanmasında büyük öneme sahiptir. Özellikle arkadaşlar eğimin fazla olduğu, vadilerin yaygın olduğu Karadeniz ve Doğu Anadolu gibi bölgelerde arkadaşlar vadinin kesmiş olduğu su tabakalarından yamaçlardan çıkan sudur. Karadeniz'e gidin herhangi bir yamaca bir tane boru sokun çocuklar. Borudan su akmaya başlar. Evet yamaç kaynaklarına daha çok Karadeniz'de rastlıyoruz arkadaşlar. Doğu Anadolu bölgesinde rastlıyoruz. Mevsimsel olarak su seviyeleri, debileri değişir. Su sıcaklıkları değişebilir. Çünkü arkadaşlar yağmur sularıyla beslenirler özellikle. Kar ve yağmur sularıyla beslenirler. Buna dikkat edeceğiz. Yamaç kaynakları nerede dedik? Karadeniz bölgemizde. Hemen akabinde ne var? Artezyen kaynak. Çok konuşulur çocuklar. Artezyenler insanların yaptığı sondajlarla yüzeye çıkarılan sulardır. Yani doğal bir kaynak türü değil. Evet ne oluyor? İki geçirimsiz tabak arasında sıkışmış su sondaj yapılarak yüzeye çıkılıyor. Fışkırarak yüzeye çıkan sulardır. Özellikle kuraklığın yoğun olduğu İç Anadolu bölgesi ya da Trakya'nın iç kısımlarında çocuklar bu kaynakların kullanımı oldukça yaygındır. Ne yapılıyor? Getiriliyor bir sondaj aleti. Sondaj buluyor ve kuyu suyu çocuklar. Hatta eski kovboy filmlerinde falan çok olurdu. Böyle şeyler vardı. Tulumbalar vardı değil mi çocuklar? Bir kuyu açılır ve tulumba yapılır. Oradan su çekilir. Evet artık tabii daha modern şekilde yapıyoruz bunu. Tulumba kullanmıyoruz. Değil mi? Yani çok daha modern aletler var ama net olan kavram şu, su sorununun olduğu bölgelerde yeraltı suyu kullanımı çok fazla. Özellikle Konya çevresinde bunu çok fazla görebiliyorsunuz. Trakya'da çok fazla görebiliyorsunuz. İnsanoğlunun iki geçirimsiz tabak arasındaki suyu sondajla yüzeye çıkarması olayına artezyen kuyular diyoruz arkadaşlar. Ve suları soğuktur. Bu detayımızı da unutmuyoruz arkadaşlar. Evet geldik kaynak türlerimizden diğerlerine bakalım arkadaşlar. Neler çıkacak karşımıza kaynaklar arasında. Şöyle yapalım. Diğer iki kaynağımızı ele alalım arkadaşlar. Bunlardan biri fay kaynağı. Dikkat edin arkadaşlar görsele. Şuradan bir fay hattı geçiyor. Tabakaların nasıl kaymış olduğunu görebiliyorsunuz. Aynı Ege bölgesinde Kors Grabenler'de olduğu gibi. Burada bir fay hattı var. Bunlara magmatik sular da denir arkadaşlar. Derinlerden gelen sulardır. Bunun içinde sıcaktırlar. Arkadaşlar sıcak su, suları sıcaktır. Debisi çok fazla değişmez. Derinlerden gelir ve gelirken sıcak su kayaçları erittiği için içerisinde birçok mineral madde bulundurur. Bunun için çocuklar bu kaynak suları aynı zamanda Kaplıca ya da Ilıca adıyla da bilinir. Yani termal turizmde de kullanılır arkadaşlar. Özellikle nerede yaygın? Ege ve Güney Marmara'da ve Doğu Anadolu. Türkiye'nin birçok yerinde görüyorsunuz ama en zengin olduğu yerler Ege ve Güney Marmara'dır arkadaşlar. Fay kaynaklarının buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Son bir kaynak türünden bahsedeceğiz. Karstik kaynak arkadaşlar. Karstik arazi kolay eriyen kayaçlar hangi bölgemizde çocuklar?
Akdeniz değil mi? Artık ezberledik bunu. Kireç taşları, kalkar, cips, kayatuz gibi kayaçların bulunduğu arazilerde oluşuyordu. Yer altındaki boşluklarda oluşan suyun çocuklar zaman su eritiyor, boşluk oluşturuyor arkadaşlar. Boşluk oluştuktan sonra su burada birikiyor ya, bulduğu bir çatlağı takip ederek ne yapıyor? Yüzeye çıkıyor. Bu tür kaynakları biz arkadaşlar karstik kaynak diyoruz. Önemli suları çok soğuk ve gürdür demiş. Dikkat edin. Ve en önemli detayı suları bol miktarda kireç içerir arkadaşlar. Bu çok önemli. Bu tür kaynaklara Vokluz adı da veriliyor arkadaşlar. Su çıkan ya da Vokluz de denilebiliyor karstik kaynaklara. Ve önemli detayı ne dedik? Bol miktarda kireç içerirler. Hangi bölgede görürler dedik? Akdeniz bölgesinde arkadaşlar. Evet, son olarak arkadaşlar değinmek istediğim bir detay var benim. Özellikle burada vurgu yapmak istediğim ayrıntılardan bir tanesidir. Bizde çok görülmeyen, yani Türkiye'de görülmediği için bahsetmeyelim yani, değil mi? Evet. Özellikle volkanik, aktif volkanik sahalarda belli aralıklarla fışkırarak yüzeye çıkan sulara, sıcak sulara biz geyser adını veriyoruz çocuklar. Dünyada özellikle İzlanda, Amerika'da Yellowstone Milli Parkı'nda bu geyser örneklerine çok sıkça rastlayabiliyoruz. Türkiye'de aktif volkanizma yok. Bunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de geyser oluşumlarına da çok fazla rastlandığını söylemek mümkün değil. Evet arkadaşlar, böylece kaynak türlerimizde ne yapmış olduk? Bitirmiş olduk. Su kaynaklarının bütün detaylarını ele aldık. Sulu sulu dersimizi bitirdik arkadaşlar. Evet, bundan sonra işi biraz kuruya çevireceğiz çocuklar. Ne yapacağız? Toprağa doğru geçiş yapacağız. Ama o toprakta kimsiz yapamıyordu, susuz yapamıyordu. Toprakların özellikleriyle beraber olacağız. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.